Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TYT Geometrisi Geometri Soru Bankası kitabında üçgende benzerlik konusundaki son testin çözümünü yapacağız. Yani test 5'in çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 60 ve 61'e bakacağız. Hadi bakalım çözümleri yapalım. Birinci soruyla başlayalım. Aşağıdaki şekilde kenar uzunluğu 9 cm olan sarı eşkenar üçgen şeklinde karton üzerine kenar uzunluğu 6 cm olan mavi eşkenar üçgen konulmuştur. Şimdi sarının üstüne bu konulmuş ya. Şöyle alttaki kısmı da çizeyim. Ve bir kenarda 9 cm. Eyvallah. Buraya ne kaldı o zaman? 9 x kaldı. 6 iken burası da 6, şurası da 6 olacak mı olacak? Bak ne var burada? Hocam eşkenar üçgenlerin birer köşedir. Şurada ortak. Yani burası 60, burası da 60. Ben buraya alfa dersem burası 60 x alfa yapar. E burası da alfa mı yapar? Evet. Açılara devam et. 60 60 burası. E hocam burası da 60 60. Şimdi soru kendini belli etti aslında biraz. Niye? Kenarları belli olan üçgenlere bakacak olursam biri bu, biri bu. E açılarımız alfa 60, üçüncü açı çift çizgiyse alfa 60. Burada da üçüncü açı çift çizgidir. E bitti. İki üçgen benzer mi çıktı? Evet. Yani başlıyoruz buradan. 60'ı karşısı 6 bölü, 60'ı karşısı 9 eksi x eşittir. Burada çift çizginin karşısı 9 bölü, sarıdan başlamıştık çift çizginin karşısı 6. 3'e bölü 3, 3'e bölü 2, bir daha 3'e bölü 3'e bölü 2, 2 kere 2, 2, 4. 9 eksi x olduğundan x de böylelikle kaç çıkar? 5 çıkar. Yani birinci soru edremit oldu. Güzel bir soruydu. Geldik 2'ye. 90'lar havada uçuşuyor. Dal alfa betaya diyeceğim ama alfa batalık dük üçgen de yok. Ama şöyle de yapabilirsin. Hocam burası bir üçgen ya. Buradaki üçgene bakacak olursan alfa ise 90 90 180 ise o zaman buraya ne kalıyor? 180 eksi alfa kalıyor. Dolayısıyla burası da alfa yapıyor diyebiliriz. Bu. Ya da üçgen yok. Hocam şunu şöyle uzatabiliriz. Bak şunu şöyle uzatabiliriz. Şu uzantısı buraya da geliyor diyebiliriz. Şöyle şuraya da geliyor diyebiliriz. Şuraya alfa dersen alfa 90'sa burası beta. Beta 90'sa burası alfa deyip burayı da alfa bulabilirdik ters açıdan dolayı. Tamam. E hocam şunu anladık gerçi. Şuradaki dörtgenden dolayı 180x alfa dedik. Burası da alfa oldu. E sonra ne yapacağız? Hocam şuraya beta dersem. Şuradası 180x betadan burası da beta oldu o zaman. E o zaman 3. açılarda çift çizgisi. Burası da çift çizgi. Aha şu üçgen ile büyük üçgen ne oldu? Açı aç açıdan benzer oldu. Çevresi isteniyor bizden. Şimdi 18 var. Alfanın karşısı var burada. Dikkat et. Alfanın karşısı burada kaç? 6. Burada kaç? 18. Benzerlik oranı kaç? 6 bölü 18. Yani 1 bölü 3. Benzerlik oranı 1 bölü 3 ya. Diğer kenarları da 3 katı olacak şekilde bulabilirsiniz. Ya da benzerlik oranı aynı zamanda neye eşitti? Çevreleri oranına eşitti. E burası çevresi 15. Bir tanesinin diğerinin çevresine de çevre 2 diyelim. O zaman çevre 2 de neye eşit olacaktır? 45'e eşit olacaktır. Yani ikinci soru Edremit oldu. Geldik 3'e. Evet bu böyleyken 10 15 böyle çevrilmiş. B köşesi etrafında çevrilmiş. Hala burası 15 ve şurası da 10 mu? 10. Duvara en kısa uzaklığı, kutunun duvara en kısa uzaklığı 12 olarak verilmiş. E burası 12. 9 12 15 üçgenden burası 9,5 çıktı. Evet. Son durumda D üst noktasının yere olan uzaklığı. Hocam yere olan uzaklığı şu. Şuradaki uzunluk hissediyor. Şu dikey uzunluğu nasıl bulabiliriz? E, buradaki şeyden dolayı bulabiliriz. Şöyle dik çizecek olursak aslında bizden burada uzunluk isteniyor. E burası 10 ken burası da 10 mu? Evet. Hocam 90'lara havada uçuyor. Dal alfa beta ya. Alfa beta beta 90 alfa alfa 90 beta. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer. E 90'ın karşısı 15 90'ın karşısı 10. 15 bölü 10 eşittir. Burada bana beta'nın karşısı lazım. X o zaman bir beta'nın karşısı 12 bölü x e eşittir. 5'e bölsen 3 5'e bölsen 2 3'ler sadeleşti. 4 yaptı 4 kere 2 8. Evet burayı 8 buluruz. Ve toplamda şu uzunluk 9 8 daha 17 mi çıkar? Evet. Yani 3. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik 4'e. Soruda alfa 2 alfa verilmiş. Bu alfa 2 alfa görünce ne yapıyorduk? Ya alfa alfa diye parçalayacağız ya da alfaya ait x kenar oluşturacağız. Alfa ait x kenar oluşturunca güzel bir şey gelmiyor. Yani şuradaki sonuçta bir şey elde edemiyorum. Çünkü buradaki uzunluk falan yok. Zaten ilk altta gelen alfa alfa diye parçalamak gelir büyük ihtimalle. O zaman burada alfa alfa diye parçalayalım bakalım. Güzel bir şey gelecek mi? Hocam alfaya alfa diye parçalayınca ne geldi? Bak açı ortay geldi. 6 bölü 8 dediğimiz nedir? 3 bölü 4'tür. E o zaman burası 3K iken burası ne olacaktır? 4K olacaktır. E şimdi alfaya alfa eşitliği var. Şunu hatırla. Hani bizim kalıp birimiz vardı. Kalıp birimiz neydi arkadaşlar? Şu şekilde alfaya alfa bir açı eşitliği varsa ortak açı burası 3. açılarda birbirine eşitlemiyor muyduk? Evet. Burada var mı? Var. Hocam şu üçgenle şu üçgende de var. Ama burada bilinmeyen sayısı daha fazla. Şu uzunluğu bilmiyorum. Bir de şuradaki üçgenle bak dikkat et. Şuradaki üçgenle büyük üçgende de var değil mi iç içe? Yani dikkat dikkat. Alfa karaladığım üçüncü açıya şöyle çizgi açısı dersem eğer. Alfa karaladığım üçüncü açı burada çizgi açısı olmak zorunda mı? Evet. Şimdi bu üçgenle büyük üçgen benzer. Alfanın karşısı 4K'nın 4K, nın, 4K nın Büyük üçgende alfanın karşısı 8 e oranı eşittir. Çizginin karşısı 8'in çizginin karşısı 16 oranı. Ooo 1'e 2 oran var. Hocam şunlar sadeleşti. 4 K bölü 4 eşittir birden. K'yı kaç buluruz? 1 buluruz. K 1 ise o zaman burası 3 yapar. Burası da kaç yapar? 4 yapar. Hocam sonra benzerlik oranı kaç? Alfanın karşısı 4 kere alfanın karşısı 8. 1'e 2. Karalım açısının karşısındaki oran da 1'e 2'dir. E o zaman ne oluyor burası? Direkt x bölü 2 mi oluyor burası? Aynen öyle. E sonra sonuca daha ulaşamadık hocam. Başka ne yapabiliriz? Bak şu üçgende ADC üçgeninde şuraya teta deyip de kosinüs teta'yı bulup sarı üçgende bir daha kosinüs teoremi yapıp kosinüs teoreminden sonuca ulaşabilirsiniz. Bir tane yolumuz bu olsun. Başka şu alfaların eşitliğine bakaraktan yani bak şuradaki üçgene bakaraktan şu üçgene bakaraktan alfaya alfa bir araçları eşit mi eşit. E hocam şu ortak açısız çift çizgi bak şu üçgenle Büyük üçgen diyorum. Yani şu üçgenden bahsediyorum arkadaşlar bu seferde. E hocam bu üçgenlere bakacak olursam. Şimdi alfaya alfa. Ortak açısı burası. Alfa çift çizgi. Üçüncü açı burası çift çizgi ise. Böyle çift çizgi ise. Alfa çift çizgi. Burası da böyle çift çizgi olmak zorunda mı? Evet. Şimdi de şu üçgenle büyük üçgen benzer. Alfanın karşısı 3 bölü. Alfanın karşısı x bölü 2. 3 bölü x bölü 2. Eşittir çift çizginin karşısı. x bölü 2 bölü ne çift çizginin karşısı bu, bu çift çizginin karşısı bu çift çizginin karşısı hocam burası zaten 7 buraya da 9 kaldı çift çizginin karşısı kaç yaptı 12 yaptı o zaman bunda bunu çarptım x kare bölü 4 yaptı x kare bölü 4 eşittir 36 ise o zaman x kare eşittir 144 çıktı ve x de böyle kaç bulduk 12 olarak bulduk cevap c ha şimdi bir şey itiraf edeyim tam bu soruyu ben yazdım bak bir şey itiraf ediyorum şu anda Yazdıktan sonra Aa, çok güzel bir soru. İç içe iki tane alfa, e, iç içe iki tane benzerlik uyguluyoruz. Hatta kosinüs teoreminden de çıkıyor. Hatta belki siz daha farklı yoldan da bulabilirsiniz de. Bir deneyin farklı yol varsa yazarsınız. E ben bu soruyu yazdıktan sonra ya bunu şey yapasım geldi aslında. Kara soru yapasım geldi. Evet kara soru ayarında bir soru arkadaşlar. Bir ne yaptık? Sarı üçgenle büyük üçgende benzerlik uyguladık şu kalaba göre. Bir de şu mavi üçgenle şuradaki siyah üçgende benzerlik uyguladık. Gerçekten kara soru. Bir de çok ilginç bir şey. Ben bu soruyu yazdıktan sonra Instagram'da bu sorunun aynısını gördüm. Ama önce ben yazmıştım sonra o kişi paylaştı bunu. o, ee, oradan esinlenmiş bir soru kesin ama kesinlikle değildi. Hatta buradan kesin net böyle yeminler etmek de istemem, bize yakışmaz gerçi ama. Harbi diyorum bak ne oldu biliyor musun? Ben bu soruyu yazdım. Sayılarına kadar aynı olan soru bir ertesi gün bir Instagram sayfasına yayınlandı. Nasıl oldu ben de anlamadım vallahi. Yoksa ben Instagram'dan aldım buraya koydum diye bir şey yok arkadaşlar. Sorunun aynısı olduğu için ulan dedim kendi kendime yazsam mı yazmasam mı koysam mı buraya koymasam mı diye düşündüm ama yok kardeşim ben yazdığım için kefilim buna herhangi bir yerden falan da almadım. Zaten öyle bir şey bize yakışmaz. Tamamıyla orijinal benim sorum arkadaşlar haberiniz olsun. Ama zor bir soru. Evet. Dördüncü soru Cehan geldik beşinci soruya. Aşağıda yeredik olarak konumlandırılmış iki eş sokak lambası verilmiştir. Bunlar birbirinin eşiti. Güney A direğine daha yakın ve iki lambaya göre ayrı ayrı gölge boyları A direğine daha yakınmış. Bak. E o zaman buradan daha uzak olduğu için gölge boyu daha uzak olacak burası. E, gölge boyları da 2 ve 3 metre olarak verilmiş. Buradaki gölge boyu bu. Buradaki gölge boyu da bu. Değil mi? Sonra güney D noktasında bulunan direğe olan uzaklığı kaç metredir diye soruluyor bize. X soruluyor bize. Şimdi ne yapacağız? Güneyde de zemin edik. Burası da zemin edik değil mi? Evet. Burada temel orantıyı şöyle yapabiliriz. 2 bölü 5 oran var. Yani burası 2K iken burası 5K olacak. Bunlar birbirine eşit verim işte. E o zaman burası da 5K. E şimdi ne yapacağız? Bak şimdi de şu bölü tamamı. 2K bölü 5K eşit değil midir? Evet. 3 bölü 5 artı x eşittir. 2K bölü 5K deyince sonuca ulaşacağız. Yani 15 eşittir 10 artı 2 xten 5 eşittir 2 xten x de böylelikle 5 bölü 2 gelir mi? Gelir. Yani cevap balık esir oldu. 5. soru. Geldik 6'ya. Aşağıda bir karton parçası birbirine eş. 5 dikdörtgene ayrılmış. Evet şunlar birbirine eşit. Yani bunlar da birbirine eşit. Eşitleri yazınca şunlara dikkat edeceğiz. Bu yatay çizgiler ne oluyor? Birbirine paralel. Dikey çizgiler ne oluyor? Birbirine paralel. Yani buradaki paralelikleri kullanacaksın. Çaktırmadan paralel olduğunu söylüyor bize. E hocam ben Y ve X'e baktığım zaman a burada bir temel orantı var şöyle. 1 bölü 3. Y ise burası 3 Y olur mu? Hemen bu 3 Y'yi yazarız. Evet X'i bulursam Y'yi de bulurum. Ya da X ile Y birbirine ya X ve Y'den birini bulursak sonuca ulaşacağız. Peki başka ne var burada? Bu yatayların paralelliğine baktık. Şimdi 3'ü de kullanacağım. Başka kelebek ya da temel orantı var mı? Var. Nerede var? Dikkat et. Şurada da bir kelebek var. Kelebekteki oran kaça kaç? Bak çift çizgiye çift çizgi. 1'e 1. Bir. E o zaman 1'e 1 ise arkadaşım burası ne olmak zorunda? Hop şu ve şu birbirine eşit işte olmak zorunda. 1'e 1 bir. Bununla da bu birbirine eşit oluyor. Burası x e, burası da x olacak. Buraya x eksi 3 mi kaldı? Evet. Başka ne yapacağım? Yine kelebek ya da temel orantı var mı diye bakacağım. Arkadaş 1 bölü 5 orandan belki şunu yazabilirsin. x x 2x bulduk ya. Evet 1 bölü 5 orandan x eksi 3 ve 2x'ten gidebilirsin. Birincisi bu. Ya da ikincisi hocam şuradaki kelebeğe bakacak olursam da bak 1'e 4 oran var. x eksi 3 ve x artı 3 oranladığın zaman 1'e 4 oranda var diyebilirsin. Ama bence şu daha mantıklı oldu. Hangisi daha mantıklı oldu? Şu olay daha mantıklı. Bak dikkat et. Şu x eksi 3 yazdık ya. Burası da x burası da x ise burası komple 2x oldu. Yukarısı da komple 2x oldu. Şimdi şu paralelliğe bakacak olursak şu temel orantı sanki daha rahat bir şekilde görülür. 1 bölü 5 eşittir x eksi 3 bölü 2x. Ama ince ayrıntı kelebektir. Kelebeği de fark ediyorsan ne güzel sana. İşte hocam 1'e 4. İşte x eksi 3 bölü x artı 3 1 bölü 4 diyebilirsin. Sana kalmış tabii ki. İşler dışlar yapalım. 5 x eksi 15 eşittir 2 x yaptı. 3 x eşittir 15'ten. E o zaman x'i kaç bulduk arkadaşım? 5 bulduk. E x 5 ise 3 y de 5'e eşit o zaman. Y de 5 bölü 3 yaptı. Benden x artı y isteniyor. Yani 5 artı 5 bölü 3 isteniyor. O da kaç çıkıyor? 20 bölü 3 çıkıyor. Güzel bir soru. ÖSYM'ye sever. Genelde bu tür soruları birim karelerle sordu. Ya dikdörtgenli gelirse değil mi? Evet altıncı soru. Akçay ve güzel bir soruydu. Geldik hediye. Evet. AB ile AC eşit verilmiş. İkiz kenarda çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya böler. E o zaman bunların eşit olduğunu gördük. Kesildi. İki eş parça elde ettim burada. Sonra bu eş parçaları da şöyle A köşelere ters çevirip hipotenüslerini birleştirdim. Bu şekilde ee, BC'yi de 4 kök 13 vermiş. Hocam BD uzunluğu 2 kök 13. Burası da 2 kök 13 mü? Evet. Şimdi şurası 2 kök 13. Eş yapı. BD üstü de 2 kök 13. Hatta şunlar da birbirine eşit mi? Eşit. Hatta şu uzunluk da birbirine eşit. G1 G2'yi vermiş bize. AB uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi 90 derece varlık merkezi varsa muhteşem şun altımıza gelmez mi? Evet. Hocam şuradan bir muhteşem üçlü Kenar olacak. Hocam buradan çizilen muhteşem şunla tam kenar noktasından geçmek zorunda. E sonra ne yapacağız burada? Burada hatta burası A iken burası 2A burası 3A burası da 3A olacak. A bak 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 olaya bak şimdi. Arkadaş burası da A iken burası da 2A değil mi? Evet sen şimdi şunu şöyle çizecek olursan. 1'e 2 1'e 2. Hocam şu uzunluğu bulabilirim ben. Peki şu uzunluk nedir? Şimdi bunlar eş yapılardı ya. Buradaki 2 kök 13'ü gören açılar eşit. A x kenarda çizilen açı ortay oldu. Bu yükseklik olmak zorunda. Burası dik oldu. Yani biz buradaki yüksekliği bulursak sanki olay bitiyor gibi arkadaşlar. G1 g 2 de zaten 4 vermiş bana. 1 bölü 3 oran var. Bak 1 bölü 3. O zaman 4 ise 1 bölü 3'ten dolayı burası 12 yapmak zorunda. 12 ise burası 6 oldu mu? Oldu. Benden AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu. O zaman bir dik üçgende. Mesela şuradaki dik üçgende. Bak şurayı buldum ben. Şurayı kaç buldum? 6 buldum. E şurası kaç? 2 kök 13 değil mi? DB uzunluğu. Evet. DB uzunluğu yani CD uzunluğu. 2 kök 13. Hocam Pisagor bağıntısından burası kaç çıktı? 4 çıktı. Çünkü 52'den 36 çıktı. 16. Burası 4 yaptı. Aa burada da bağıntısı var. Şuraya da A dersem. 6'nın karesi eşittir. A çarpı 4'ten 36 bölü 4'ten A da 9 çıktı. Yani AC'yi kaç bulduk o zaman? 13 bulduk. Benden de AB uzunluğu isteniyor. AB uzunluğu isteniyor. E AB uzunluğu zaten bunlar eş yapılardı. Yani 13 çıkıyor. Bu da gerçekten güzel bir soru arkadaşlar. Yani 7. soru böylelikle Cehan oldu. Geldik 8'e. Aa bu da son anda yazılmış sorulardan biridir. İlginç. Güzel soru. 5'e 6. Hocam bu açı ortay mı? Evet. Bak açı ortay. 5'e 6. Başka bir şey verilmiş mi? ABC eşkenar verilmiş. 60'ları yazalım. 60 60. Şurası da 60. Eyvallah. Şimdi ne yapacağız? Açı ortaylığı kullanalım. 5'e 6. Hocam burası 5K iken burası ne olacaktır? 6K olacaktır. E 11K 11K burası da 11K oldu. Sonra ne yapacağız? Bizden CD uzunluğu isteniyor. CD vay vay vay. Komple şuradaki uzunluk nedir diye soruluyor bize. Aa hocam ne yapacağız? Bak 60'lar birbirine eşit. İki üçgende eşit iki açı varsa ne yapıyorduk? Ortak açıya bakıyorduk. Evet şu üçgen ile dikkat dikkat. Bu üçgen ile büyük üçgende şöyle siyahla göstereyim. Şu büyük üçgende ne var arkadaşlar? Eşit iki açı var. 60 60. E ortak açı neresi? Bak ortak açı çizgi açısı. 60 çizgi 3. çift çizgi ise 60 çizgi 3. çift çizgi olmak zorunda. Yani sarı üçgenle büyük üçgen ne oldu? Birbirinin benzeri oldu. Hadi benzerliği kullanalım. Çizginin karşısı 5K'nın çizginin karşısı 5'e oranı. Bak küçükten büyüğe 5K'nın 5'e oranı eşittir. Çift çizginin karşısı 11K'nın çift çizginin karşısı X'e oranı. E hocam 5'ler gitti. K'lar gitti. 11 bölü x eşittir. Birden x'i de kaç bulduk o zaman? 11 bulduk. Bu da güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet 8. soru Denizli çıktı. Son teste yakışır bir soru ama. Geldik 9. soruya. 9. soruda ne demiş? Aşağıda bu üçgen verilmiş. Sonra D bölü FG 3 bölü 2 verilmiş. Hocam burası 3K iken burası 2K verilmiş. Bak elimde iki tane üçgen var. Bir bu üçgen bir de bu üçgen verilmiş. Bu üçgenlerde bütün kenarlar mevcut. 2, 4 ve 2K. 2, 4 ve 2K yazdım. Burada 3, 6 ve 3K yazdım. 3, 6 ve 3K yazdım. Taraf tarafa oranlayınca hepsindeki oran 2 bölü 3 çıktı? Evet. O zaman bu iki üçgen kenar kenar kenardan benzerdir. Ve orantılı kenarları gören açılar eşit diyorduk. Hocam alfaysa 2'yi gören 2 ile 3 orantılı. Burası da alfadır. Şurası betaysa 2K'yı gören 3K'yı gören Burası da betadır. Hatta burası çift çizgiyse burası da çift çizgidir. Bak dikkat et. Büyük üçgenin kenarları işin içine girecek. Şurası da beta. Burası da beta. A beta ya beta. İkiz kenar çıktı. Yani x artı 2 eşittir. Y artı 6'dır. Buradan da x eksi y kaç eşit oldu? 4 eşit oldu. Zaten benden de bu isteniyor. Yani cevap hal oldu. Genelde kenar kenar kenarla ilgili karşımıza çıkan benzerlik türleri hep aynı çıkıyor farkındaysan. Dokuzuncu soru Ceyhan ve geldik Kara soruya. Yalnız Kara soru bak, bu testte iki tane var, tamam mı? Neredeydi o test? Bu testte iki tane var. Neredeydi o soru? Aha burada. Bir tanesi bu. Gerçekten dördüncü soru. Çok güzel bir soruydu. Tam Kara soruya layıktı. Ama ben işte, işte onu mu yapsam, bunu mu yapsam derken bunu Kara soru olarak seçtim. En azından Kara soruda yapabildiğinizi de görmenizi istedim. Ne var burada? Sen bu soruyu niye yapamadın? Çünkü iki tane mantık var burada. Birincisi şu. Burada 2K burası, burası da ne? 5K mı? Evet. Sen DK'yı 2K dedin. CK'yı da 5K dedin ya. Hocam buradaki 2K ve 5K oranını kullanamadım. O yüzden ben bu soruyu çözemedim dediğini duyar gibiyim. Buradaki oranın mantığını kullanacaksın kardeşim. Peki bu oranın mantığını nasıl kullanırız? Ya hocam Burada oran mantığını kullanmak demek ya buradan böyle paralel çizmek demek ya buradan şöyle paralel çizmek demek şuna paralel çizmek ya da tamamına ya da buradan şu şuna çizdik başka nereye çizebiliriz? Buradan şuna paralel de çizebiliriz. Ama 2K şeyi kullanamayız o zaman. E ne yapacağız? Ya da buradan şöyle dik çizip şuradaki paralelliği de kullanabiliriz. Ama buradan dik çizince bunun arasında bir ilişki değil. Olmuyor. E, ilişkide olmadığı için bir daha belki buradan dik çizebilirsiniz ya da alfabetaya dalıp üçgenlerdeki benzerlikten de yapabilirsiniz. Aa ben nereden yapacağım? Hocam şuradaki oranı bu şu şekilde kullanacağım. Sayılar da burada verilmiş ya. Yani şuna doğru bir paralel çizeceğim. Arkadaşlar sayı bayını şey yapıyor. Bak şuradan aşağı doğru çizmedim. Niye? Çünkü burada kenar bana verilmemiş. Ne verilmişse o bilgiyi kullanıyorum ben. Şuradan paralel çizdim. Paralel çizince hocam yöndeşlikten dolayı 90sa 90. Hocam 5'e 2 oran varsa o zaman burası da burası da 5'e 2 oran mıdır? Evet. 5A, 2A. Toplamda 7A neye eşit? 16, 5 daha 21'e eşit. A'yı buradan 3 buluruz. A3 ise burası 6 yapar. Burası 15 yapar. Yani şu 6 olduğu için buraya 1 kaldı. Zaten burası da kaç yaptı? 15 yaptı. E sonra ne yapacağım? Hocam bir de temel orantı var. 5 bölü 7 orandan dolayı bak 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 bak. 5 bölü 7 orandan dolayı şuradaki A'yı da bulabilirim. A bölü 4,2 A bölü 4,2. E şunlar sadeleşse yok. AN eşit oluyor o zaman. 5 çarpı 4,2 bölü 7 eşit oluyor. şunla şu sadeleşse 6 kere 7 42 0,6 yapar burası. 0,6 ile 5 çarptığın zaman 30 bölü 10'dan 3 yapar. Evet A'yı da 3 bulduk arkadaşlar. He, tamam. Şimdi ne yapacağım? Demek ki ben bu dik üçgeni kullanacağım kardeşim. Bak bu dik üçgeni kullanacağım. E bu dik üçgeni kullanayım o zaman ben. Hocam şuraya bir alfa. Çünkü büyük üçgende 90 derece büyük üçgendeki küçük kenar isteniyor benden. Şimdi alfa 90 şuraya beta dersem başka var mı? Alfa 90 bak burası da beta. E beta 90 ise burası da alfa. Yani şu üçgenle büyük üçgen benzer oldu mu? Oldu. Ve en sevdiğim benzerlik var. Normalde şöyle yaparsın. Beta'nın karşısı 1 bölü beta'nın karşısı x artı 4 2. Alfanın karşısı 3 bölü alfanın karşısı 21 deyip o şekilde oranlayarak da sonuca ulaşabilirsin. Ya da ya da ya da ya da Hocam beta'dan alfaya geçiş 1'e 3. Beta'dan alfaya geçiş 1'e 3. E o zaman burada da büyük üçgende de beta'dan alfaya geçiş 1'e 3. Yani burası ve şurası. Aa hocam burası 21 ya. 1'e 3 orandan dolayı şurası 7 olur. O zaman x artı 4 virgül 2'den dolayı 7'den dolayı x'i de kaç buluruz? 2 virgül 8 buluruz. Bu sorunun inceliğine şöyle bir bakalım. Hocam 5'e 2 oran var. Buradan paralel çizip yaptık. Sonra buradaki dik üçgenin kenarını bulduk ya. E bir de büyük dik üçgenlik kenar isteniliyor. O zaman bu kenarı belli olan üçgende bir alfa beta'ya daldım. Alfa beta 90, doksan, alfa 90'sa beta, beta 90'sa alfa oldu. Yani hem oran mantığını kullandım. Hem de alfa beta mantığını kullandığımız için bu soru ne soru? Kara soru arkadaşlar. Yani birkaç farklı çözüm yöntemi kazanım olduğu zaman sorular bir tık zorlaşıyor ya. İşte o yüzden kara soru olarak seçtim. Bir de şu güzelliği var ya. Bak soruyu da yazarken biz ona göre yazıyoruz. Betadan alfaya geçiş 1'e 3 tam sayı çıksın diye. Yani tam sayı değil de çözümü kolay olsun diye. Sonuçta virgülü çıktı ama yine kolay. Betadan alfaya geçiş 1'e 3. E betadan alfaya geçiş 1'e 3. Yani 21 ise 7 olacak. E x artı 4 virgül 2 eşittir. 7'den x'i de 2 8 olarak bulduk. Evet böylelikle kara soru yani 10. soruyu da balıkesir bulduk. Gerçekten bu da güzel bir soru ama 4. soru ve bu soru 10. soru her ikisi de kara soruya layık bir soru arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ve böylelikle benzerliği bitirdik mi? Bitirdik. Güzel sorular çözdük gerçekten. Sırada ne var? Alan var. O zaman bir sonraki dersimizde ya da videoda alan testinde, alan testlerinde daha doğrusu alanın birinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.